insan e, mal mülk sahibi olmak için bir sürü zaman geçiriyor, yıllar geçiyor ama onun fitresini vermezse hediyesini bunun da bereketine kadar oluyor bilmiyorum. Şimdi şöyle vücudumuzun e, zekatı var. Vücudun fıtrat fıtrat zekatına fitre diyoruz. Yani fıtradır. E, Ramazan Bayramı diyoruz biz bu bayrama. Aslında Arapçası Aidul Fıtır'dır. Yani fitre bayramıdır. Neden? Fakir fukara sevindiği için hı hı. zenginler fakirlere fitre verdi. Fitreyi kim verir? Fitreyi zenginler verir. Ee, doğmuş olan evde bakmakla yükümlü olduğu kişilere adına da verir, kendi adına da verir. Evde diyelim beş kişi var, o beş kişinin fitresini fakire verir. Fakir kimdir? Zengin olmayan, nisap miktarına malı ulaşmayan insan. Gram altın hesabı mı yapacağız? Dinimizde mi? evet gram altınıyla da e, bulunabilir. Dinimizde zenginliğin ölçüsü e, oturulan ev bunlar çıkacaksınız bunlar herkes için geçerli bunlar zenginlik sayılmıyor bakın. Oturulan evi giyilen elbisesi bindiği bineği aracı e, efendim ha, e, evindeki yük hayvanları atı var yük taşıyor götürüyor götürüyor işlerde işlerde kullanılan hayvanları silahları ailenin yiyecek maddeleri altın ve gümüş dışında kalan e, aksesuar vesaire evdeki eşyalar e, efendim kitaplar ve sanat aletleri bunlar havaici asliye sayılmış. Yani bunlar herkesin elinde olabilecek asli ihtiyaçlar. Bundan dolayı zekat gerekmiyor. Borçlarından sonra borcu yok ya da borcu varsa borcunu çıktıktan sonra 85 gram altına tekabül eden bir malı varsa satılacak, paraya dönecek bir malı ya da altını, gümüşü varsa. 85 gram ne kadar yapıyor? Ee, 20, değil. 20 bin civarında 83 gram daha doğrusu 83 gram 20 bin lira civarında yapıyor. Bu 20 bin lirası kenarda. 20 bin lira artırmış ve burada üzerinden de bir sene geçince zekat farz oluyor. Ha, ilk sene de değil. İlk sene de değil. Bir sene geçince farz oluyor. Ne kadar verecek? Yüzde iki buçuk verecek. Eee 10 bin lirası mesela 100 lirası olan 2,5 lira verecek. 1000 lirası olan 25 lira verecek. 10 bin lirası olan 250 lira verecek. Hmm. Zekat olarak. 20 bin lirası varsa 500 lirasını zekat verecek. iki %2,5 olarak. Her sene bunu vermesi gerekiyor. Parası birikmiş. 50 bini var, 100 bini var. Her sene bunun zekatını verecek. %2,5 hesap edecek. Buna zekat diyoruz. Ramazan ayı gelince de oruç tutuyorsa, tutamadığı oruçlar varsa, hastalıktan dolayı bir daha onları kaza etmesi de mümkün değilse, böyle ihtiyarlar, yaşlılar, müzmin hasta sahipleri, onlar da e, orucun fidyesini verecekler. Buna da fidye diyoruz. Yani fidyen için verilir? Hani azatlık için verilir. Hür olmak için Minna verilir. Minazat azat evet. deriz. Oruçta da e, o üzerindeki borcu ödemiş ve hürriyetine kavuşmuş gibi oluyor. Hangi durumda peki fidye verilir? Hangi durumda verilir? Orucunu tutamamış. Hastalıktan dolayı. Hastalıktan dolayı veya çok yaşlılıktan dolayı tutamamış. Bu durumda orucunun fidyesini verir. Bu da fakirlere verilir. Fidyenin miktarı da o yılki fitre miktarıdır. Fitre bu sene ülkemizde ki onlar bir sağ işte buğdaydan bir sağ hurmadan, üzümden hesap edilir. Peygamberimiz zamanında mal olarak veriliyordu. İnsanların para yoktu öyle elden ele. Ondan dolayı e, 23 liradır bu senenin en azı taban fiyatı. Sizin 20, durumunuz daha iyisi 50 lira. 50 lira verebilirsiniz. 23 lirayı evde kaç kişi varsınız? 5 kişi. 25 liradan hesap ederseniz 125 lirayı bayram sabah namazına kadar Birine vermeniz lazım. Bir fakire veya birkaç kişiye. Beş Bir dakika kişine. hocam niye beş kişilik verdik? Evde beş kişiyiz. Ha Biz beş kişiyiz. Beş kişiysek baba, evin e, reisi kimse, velisi kimse o hepsinin fitresini verir. Bir günlük oruç için. Oruç için değil oruçtan geçtik. Orucu verdik şimdi. Ha Fitreye geçtim. Fitre Ramazan'a ait oruçla alakası yok. Ramazan'da bayram öncesi verilmesi gereken vacip bir sadakadır. Hmm. Fitre. Buna fitre diyoruz. Sadakayı fıtır diyoruz. Fitir sadakası. Bu fıtır sadakası vaciptir kime? Az önce saydığım gibi Doğru 85 mi? gram altını takabil eden malı olan insana. Bunlar da bayram öncesine kadar bunu vermek zorundadır. Bayram sabahı namazına kadar. Daha önce verir, bayramlık alırsa insanlar fakir hmm. fukara daha sevindirmiş olur. Bu da vaciptir. Bir de zekatı Ramazan'dan Ramazan'a verenler, 355 gündür zekatın bir yıllık süresi. Çünkü kameri yani hicri takmaya göre hesaplanır. Ramazan'dan Ramazan'a verirse o sırayı da takip etmiş olur. Zekatta da yüzde iki buçuğunu verecek malını. Hmm. Fitreden ayrıdır o. Zekatı da yüzde iki buçuk verecek. Zekat daha fazla tutar. İşte 20 bin liras varsa 500 lira verecek, 40 bin liras varsa 1000 lira verecek, 40'ta 1 bir hmm, ya da %2,5. 40 koyunu varsa bir koyunu verecek demişler. Bir yıl geçmiş koyunları var. İşte 30 tane sığırı varsa efendim bir koyun verecek, 5 tane deves varsa bir koyun verecek. Böyle başlıyor e, zekatın nisap miktarı. E, zenginler fakirlere verir, fakirler fitre vermezler zekat vermezler. E, orucun fidyesini vermezler kendisi muhtaçsa. Peki. Ama muhtaç değil parası varsa bunları verirler. Peki istemek günah mı? İst ya yani benim durumum yok. Hani bana verseniz uygun olur mu Şimdi destek? Allah Teala hiç istemeyenleri övüyor. Hmm. Onlar iffetlerinden dolayı istemezler. Sen onları zengin zannedersin halbuki Allah katında onların değeri çok yücedir o, diyor. Bizim onları bizim aslında bulmak. Onu bulmak bilmek. lazım. Esas olan odur ve böyleleri de vardır hakikaten. Açlıktan ağzı koktuğu halde yani bir anlamda hani oruçlunun ağzı nasıl kokuyorsa mis kokusu gibi. O insan hiçbir yerde kendini belli etmez. Halbuki açtır. Beş kuruşu yoktur. Belki evinde ekmeği yoktur. Söylemez. Bu güzelidir. Bunu bulmak lazım. Bulamazsak ee, Halil Cibran diyor ki pazarda biri gider de geri boş dönerse o pazar o millete zehir olur. Hmm. Aldığın her şey zehir olur. İşte onu biz bulamazsak, o garibi aç bırakırsak, o mahallede oturan herkes vebaldedir. Onun için araştırmamız lazım yani, sormak lazım. Muhtarlara gidip anladım, sormak evet. lazım, ihtiyacı olan yani var mı vesaire için. diye. Biri bu, bir de istenebilir. Ben yani gerçekten. E, muhtacım, fitre almaya ehilim, fitrenizi, zekatınızı bana verebilirsiniz diye dürüstçe ve kırmadan, e, yapışmadan, yapışkan tipler vardır böyle, dilenci tipler. Hmm. Böyle haremde bile buluyorlar sizi. Ya. Sadaka veriyorum, ben sadaka almam diyor. Bana diyor, külliyatlı bir zekat vereceksin diyor. Bak bak bak. He, tabii, tabii Külliyatlı bir de. tabi öyle şundan aşağı olmaz diyor. <laughs> Çok fena ya. <laughs> Böyleler. Bunlar yapışkan tiplerdir. Bunlara vermek doğru değil. Ama gerçekten gelmiş istemiş. Baktınız hali. Yok. Yetim bulabilmek. Yetime verilir. Yetim. E, ilim talebesine verilir anası babası e, zor durumda. Okutmak istiyor okutamaz. E, okutamıyorsa onlara verilir. Garip kuraba vardır, borçludur. Kime verilir? Tevbe suresi 60'ta zekat 8 sınıf sayıyor oradan. Fakirlere, miskinlere, efendim, yolda kalmışlara boşlulara miskin, miskin düşmüş fak, demek ki. Fakirle mi? miskin arasında şu fark var. Fakir e, zengin olamamış. Yani nisap miktarına ulaşamam. 80 gram altını yok ama 30 gram altını var diyelim. Yani. Bu da fakirdir İslam'a göre. E, bu zenginliği Zekat vermesi gerekmez. Ama miskin 3 günlük yiyeceği yok. Tamamen aç. Geliri onlar yok. Da. Onlara miskin deniyor. ve Bunlara e, zekat müessesesi kurulmuşsa orada çalışanlara da o zekattan pay ayrılabilir. Buralarda o fakir fukaranın zekat malında hakkı vardır. Zekat verilirse mal temizlenir. Zekat verilmese malı kirlidir. Tam zamanı Ramazan'da da verilen zekata fitreye sevap zaten fitre Ramazan'da verilir. Zekatlar Ramazan'da verilirse sadakalar birden 700'e kadar katlanarak sevap olur inşallah. Peki inanmış kişilere mi vermek gerekir yani. E, zekatta e, ve fitrede Müslüman olması gerekir. Ama o e, diğer hediye, sadaka gibi yardıma muhtaçsa bir inanmamış mevbelir. insan da o, olabilir. Diyelim ki adam yolda kalmış. Ona senin dinini sormana, şuna buna gerek Ona bir yardım edersin Zaten ama zekat var. veriyorsan i̇nsan olarak. Zekat ve sadaka fitre veriyorsan o Müslüman olduğunu bilmen lazım. Onundan ilde namazında yazında olanından mı vermek lazım? Yok öyle bir kural yoktur. Yani bir zat gece yarısı sadaka verir adamı ayıplarlar. Sen zengine sadaka verdin diye. Gece yarısı verdi diye. Gece yarısı yani o bu gece Allah için bir sadaka vereceğim der. O da tanımadan birine verir eline tutuşturu tutuşturur gider. Zengine vermiştir. O zengin utanır. Ben yardım etmiyorum başkaları bak ne kadar yardımsever diye o da başlar sadaka zekat ha. vermeye. İşte yanlış yola düşmüş bir kadının eline bir sadaka tutuşturur ona derler ki kınarlar tuta tuta bu kadına zekat ver diye. Allah onu o yola düşürenleri evet. ıslah etsin ne diyeyim. Ee, ve bir de hırsızlık yapan birine vermiştir sadakasını o da ayıplanır rüyasında derler senin sadakan yerine ulaştı. Hmm. O zenginin sadaka vermeye başladı o kadın. Bundan sonra kötü yoldan vazgeçti. Hırsızda hırsızlıkta bıraktı, utandı. Bazen böyle umulmadık insanın faydası olur. Siz de katın Peki hocam.